Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. Ela dikkat edin. La yemna anna racula, sakın kişiyi alıkoymasın. Ne alıkoymasın? Heybetun nas, insanların heybeti alıkoymasın. En yegule bi hakkın iza alime, bildiği halde hakkı söylemekten. Yani kişi insanlardan korkup, onlardan çekinerek hakkı saklamasın. Ya bana bir şey yaparlarsa, ya işten atarlarsa, ya maaşımı keserlerse gibi bir endişeyle hakkı söylemekten çekinmesin. İşte hadis böyle diyor. Demesine diyor da hadise kim kulak veriyor? İşte cuma hutbelerini dinliyorsunuz. Yeşilay haftası, Kızılay haftası, ağaç dikme, kediye su verme. Başka bir şey yok. Camilerde vaizleri, hocaları dinliyorsunuz. Hiç faizin cezasını anlatan yok. Hiç Allah'ın hükümlerini, şeriatını anlatan yok. Hiç cihadın kıymetinden bahseden yok. Varsa yoksa boş sözler, boş lakırdılar. Şimdi en başta Diyanet'e seslenmek istiyorum. Çünkü onlar bu dini anlatmak ve öğretmek için maaş alan insanlar. İşleri bu, vazifeleri bu. Bu sebeple de önce onlara sesleniyorum. Ey müftüler, ey vaizler, hocalar, ahirette haliniz nice olacak? Bu milletin imanını çalıyorlar. Gençlerimiz deist, ateist oluyor. Sizler neredesiniz ve ne yapacaksınız? Allah'ın kelamını ne zaman anlatacaksınız? Allah'ın hükümlerinden ne zaman bahsedeceksiniz? Dine hakaret eden bir makam sahibine karşı ne zaman çıkıp iki kelam edeceksiniz? Ne zaman korkmadan hakkı söyleyeceksiniz? O günü hasretle bekliyoruz. Allah'a emanet olun.